Gençler Gündem Özel programında yine birlikteyiz. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç konuğumuz. Haberaks TV Genel Yayın Koordinatörü Sayın Fatih Korkmaz'la birlikte Sayın Bakan'a sorularımızı yöneltiyoruz. İlk bölümde Türkiye gündemini konuştuk, siyaseti konuştuk. İkinci bölümde bakanlığın yatırımları ve seçime giderken vaatleri, hizmetleri, Samsun'a neler yapıldı, neler yapılacak ve Samsun Spor konuşacağız. Yine müsaadenizle ilk soruyu Sayın Bakanım'a ben yöneteyim. Sayın Bakanım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ülkenin en önemli bakanlıklarından birisi. Çünkü çok önemli kurumları bünyesinde barındırıyor. Bunun önemli olduğuna biz nereden karar veriyoruz? Son hükümette gördük ki AK Parti için neden önemli olduğuna şuradan varıyoruz sonuca. Bir takım bakanlıklar bürokratlara teslim edilirken AK Parti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı bürokrasiye teslim edilmeyecek kadar değerli görüyor ve görevi size tevdi ediyor. Dolayısıyla burada çok önemli kurumlar var. İşte Kredi Yurtlar Kurumu var. Spor kurumu var. Gençler var. Gençlik merkezleri var. Tabii. Gençlere hizmetler var. Şimdi tüm bunların çerçevesinde sizde 1,5 yılı geçtik. Bakalım. 20. Olarak. Evet. Baktığınızda bu dönemde bakanlığınızın yaptığı Türkiye için, gençlik için, spor için 5 büyük proje, 5 büyük hizmet nedir desek neler anlatırsınız bize? Tabii sabaha kadar vaktimiz varsa ben buradan başlayayım, sabaha kadar gider. Ama özetleyelim isterseniz. Özetlemek gerekirse bakın sizin de dile getirmiş olduğunuz gibi tabii bizim bakanlığımızın yapısıyla ilgili de kısa bir bilgi vermek isterim seyircilerimize. Çünkü bakanlığımızın tam yapısıyla alakalı bazen ne olduğu tam bilinmiyor. Şimdi bakın bir merkez teşkilatımız var. Gençlik Spor Bakanlığımızın merkez teşkilatı. Merkez teşkilatı da demeyeyim, merkez birimleri. Yani bakanlık doğrudan kendi birimi. Bu 3 tane genel müdürlük altında faaliyet gösteriyor. Birisi Gençlik İşleri Genel Müdürlüğü, diğerisi Eğitim Araştırma Genel Müdürlüğü, öbürü Proje Genel Müdürlüğümüz. Dolayısıyla bu 3 tane genel müdürlüğümüzün altında yapılan çalışmalar içerisinde sizin de dile getirdiğiniz benim en çok önem verdiklerimden birisi bizim gençlik kamplarımız. Şimdi bakın gençlik kamplarımızın sayısını şu anda biz 27'ye çıkarttık. Ve yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki sene 35'e çıkacak. Ve bu sene burada 50 bin gencimiz bu yaz kamp yaptı. Geçen yaz bu 35 bin civarında. Samsun ilinde yaptı. Samsun ilinde de yaptı. Hayır, sadece Samsun, Türkiye genelinde. Türkiye genelinde 50 bin gencimiz kamp yaptı. 50 bin gencimiz bizim Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı gençlik kamplarımızda, doğa ve deniz kamplarımızda kamp yaptılar. Ve bunlar Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Bir araya geliyorlar. Bir hafta 10 günü beraber geçiriyorlar. Ondan sonra şehirlerine geri gidiyorlar. Ama orada kurulan dostluklar bir ömür boyu hatırlanıyor. Hatırlayın, sizin de en gençlik yıllarınızda, yani 12, 13, 14, 15, 16 o yıllardaki bir araya geldiğiniz arkadaşlarınızı hala hatırlarsınız. Hatırlardık da o zamanlarda kampımız yoktu. O zaman kampınız yoktu. Şimdi ekranda da arkadaşlarımız gösteriyor. Bunlar doğa kamplarımız. Bu kamplarda bakın en önemlisi, benim için hakikaten çok önemli olan bir şey bu. Yani o gençlerimizin kaynaşması. Çünkü şu birinci bölümde konuştuğumuz birçok konunun temelinde birbirimizi tanımamamız yatıyor. Birbirimizle diyalog kurmamamız yatıyor belli anlamda. İşte bu kamplar, şu gördüğünüz kamplar bunun tabiri caizse panzehiri. Gençlerimizin bir araya geldiği ve birbirlerini tanıdıkları, tecrübe paylaştıkları, illerini, evlerini, birbirlerine anlattıkları yerler. Bu çok, belki çok önemsenmiyormuş gibi görünüyor ama çok önemli, inanın bana. Buradan geliyoruz gençlik merkezlerine. Gençlik merkezlerimizin sayısı şu anda 207'ye çıkmış durumda, 205'e çıkmış durumda ve bu 2013'te 116 idi. Daha da artacak. Bu gençlik merkezlerimizden şunu da eklemek isterim. Gençlik kamplarımızın hepsi ücretsizdir. Oradaki kalan kardeşlerimizden ücret alınmıyor. Yani kamp yapan kardeşlerimizden. Keza gençlik merkezleri. Aynı şekilde.
Bakın burada verdiğimiz hizmetler, gençlere verdiğimiz hizmetler hepsi ücretsiz. Ama o kadar güzel şeyler çıkıyor ki, o kadar güzel farklı şeyler yapılabiliyor ki. İşte bu gençlik merkezlerimizin ilk yaptığımız tanıtım günleri. Hani birinci geleneksel demiyorum ama ilk tanıtım günü. Oradan devam edeceğiz inşallah ve şunu sağlıyoruz. Genç kardeşlerimiz, bu arada tabii Atakom Gençlik Merkezimiz de bitti. Önümüzdeki hafta açılışını yapacağız. Oraya da bekleriz. Samsun yatımlarına oraya da bekleriz. Konuşacağız efendim. Şu anda gençlik merkezlerimizdeki üye sayısı 1 milyon 210 bin. Yani gelip gençlik merkezine faaliyet yapmak için üye olmuş olan genç sayısı. Nüfusun 70'te 1'i bizim gençlik merkezlerimize evet, üye. Gençlerin 20'de 1'i bakanlığınızın gençlik tabii merkezine üye. Çok güzel bir burada sayı şimdi bunlar. Gördüğünüz şey bakın bu. Ama şimdi biraz göstereyim. Bu Atakum Gençlik Merkezi'nin görüntüsü. İlk adımda da yapacağımız gençlik merkezinin temelini atacağız. O Türkiye'nin en büyüğü olacak. Evet. Samsun'a inşallah kazandıracağımız bir gençlik merkezi. Bunlar farklı farklı illerdeki gençlik merkezlerimizin görüntüleri. Ve burada kardeşlerimiz bakın farklı sanat eğitiminden dil eğitimine ve aynı zamanda şehirleriyle ilgili proje yapmaya. Bakın sadece gençlik merkezlerimizde yapılan kapak projesinden o kadar çok şeyler çıktı ki. Engelli vatandaşlarımızın kullanabildiği engelli sandalyeleri yapılabildi. Bununla beraber bu bilirsiniz üniversite imtihanlarına girdiğinizde size bir kalem kiti verir ÖSYM'e ve onu siz kullanarak imtihanınızı yaparsınız. Şimdi oradan arta kalanlar var. Kullanılmayanlar. Dolayısıyla bu kullanılmayanlar da daha sonra toplanarak bizim gençlerimizin, gençlik merkezlerindeki gelen gençlerimiz tarafından toplanıp bunlar ihtiyaç olan okullara dağıtıldı. 3,5 milyon böyle kit toplandı. Bunu gençlik merkezimizdeki çalışan, yani gelip de orada kayıt yaptıran ve faaliyetlerine katılan öğrenciler yaptı. Genç kardeşlerimiz yaptı. Çok basit bir şeymiş gibi ama gerçekten orada aslında farklı bir çalışma ortaya koyuyor ve bir gencin eğitimine destek verilen bir şey yapılıyor. Oradan gelirsek bu merkezdeki tabii proje desteklerimiz var. Bunları yapıyoruz. Ama aynı zamanda tabii bağlı kuruluşlarımız var. Biraz evvel dile getirdiğiniz gibi. Yani bunlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ana bünyesi altında değil ama bağlı kuruluş olarak diye tabir ettiğimiz Spor Genel Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü. Spor Toto'da bağlı kuruluş olarak bizimle beraber bakanlığımızın bağlı kuruluşu. Ama şimdi hangisinden başlayalım önce? Spordan mı başlayalım, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan mı başlayalım? Önce Kredi Yurtlar'dan başlayalım isterseniz. Peki. O zaman Kredi Yurtlar'dan şöyle başlayalım. Ha tabii en önemli unsurlardan birisi neydi bakanlık dönemi, yani bugüne kadar yaptığımız derseniz bizim uluslararası camiadaki tanınırlığımızı arttırmak için yaptığımız çalışmaların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlar çok bilinen çalışmalar değil ama yabancı misafirlerimizin ağırlanması, bizim onlarla görüşmemiz, uluslararası federasyonların temsilcileriyle bir araya gelip bunlarla bir arada olmamız ve uluslararası camiadaki spor yöneticileri bir aradaki ilişkileri daha sık hale getirmemiz, lobicilik biliyorsunuz burada, evet, bu camialar çok önemli. Bu anlamda görünürlüğümüzü arttırdık. Bu da benim için Türkiye adına önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. Yani bu benim şahsi bir şeyim değil. Tabii bu orada, Türkiye'nin adına ileride çok farklı noktalara gidebilecek bir şey. Uluslararası sportif faaliyetlerin Türkiye'de yapılabildiğinde de belli oranda tabii artışlar olması da galiba bu lobi faaliyetlerinin bir onun da yansıması tabii, olabilir. Tabii onların bir yansıması oldu bu anlamda. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan başlarsak burada şunu diyebiliriz bakın. Türkiye'de 2013'te 362 yurdumuz vardı. Şu anda 571 yurdumuz var. Ben 2013 rakamını verdim. Ama 2002'de bizim Kredi Yurtlar Kurumu'nun toplam kapasitesi 185 bin civarındaydı. Öğrenci kapasitesi. Toplamda yani. Türkiye'nin bütün illerindeki öğrenci kapasitesi buydu. Bugün şu anda Kredi Yurtlar Kurumu'nun kapasitesi
şu an itibariyle söylüyorum. 425 bin civarı. Niye civarı diyorum? Şimdi sayın seyircilerimiz şey diye düşünebilir. Bakan tam sayıyı bilmiyor mu? Biliyorum ama civarı diyorum. Çünkü her hafta yeni yurtlar devreye giriyor. Girmeye devam ediyor. Yılbaşına kadar 475-80 bin arası bir rakam hedefliyoruz bu yılbaşına kadar. Çünkü şunu bilmemiz lazım. İnşaatlar bazen beklenen zamanda önce veya sonra olabiliyor. Bu anlamda bunlar devreye girmeye devam ediyorlar. Tabii bundan sonra önümüzdeki yıl için hedeflediğimiz rakam da yani 2016'nın eğitim öğretim yılı başındaki üniversite öğretim yılı başındaki hedeflediğimiz toplam kapasite 600 bin civarı. Bunun da çok ciddi anlamda şu anda çalışmaları devam ediyor. Yani devam ediyor dediğim böyle proje falan değil. İnşaatı devam eden, yapımı devam eden yurtların kapasitesi anlamında söylüyorum. Tabii şunu bilmemiz gerekiyor. Bu sene bizim yani bu öğretim yılında, üniversite öğretim yılında ilk yerleştirmede, şimdi ilk yerleştirme ne diyeceksiniz? İlk yerleştirme dediğim başvurusunu yapmış öğrencimiz ve ilk açıklandığı anda ilk kez açıkladığımız haklarda yerini bulacak olan öğrenci kardeşimizin sayısı 150 bin idi ve bunlar yerleşti. Bakın 2002'de kurumun toplam kapasitesi 185 bin civarı. 2015 yılının yerleştirmesinde ilk yerleştirmede yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı 150 bin. Yani neredeyse 2002'deki kurumun toplam kapasitesi sadece kadar sadece ilk yerleştirme. Bir başına kadar onu yakalayacağız tabii. Öyle görünüyor. Şimdi yedeklerden de devam ediyor. Tabii biz ayrıca bir şey daha getirdik. Erdem Bey bakın şu anda bizim Kredi Yurtlar Kurumumuza başvuru yapmış olan öğrencilerimizin verdikleri bilgiler 13 tane farklı kurumumuzda doğrulanarak sıralama yapılıyor. Ve şurada burada bir kez daha dile getirmek istiyorum ki evet. Bizim herhangi bir şekilde farklı bir ayırdığımız yer yok. Benim evet bakan olarak şu anda hakkım var aslında belli bir şey kullanmaya. Fakat ben bunların hepsini öğrencilerimizi kullanarak kendim bu hakkı kullanmıyorum. Bu tabii hükümet kararıdır. Yani evet. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın yaptığımız istişareler sonunda hükümet kararı olarak koyduğumuz bir şey. Yani sistem kendisi tarayıp yerleştirmesini yapıyor. Kredi ve burslar aynı şekilde. Yani 1 milyon 400 bin kardeşimize biz bunu sağlıyoruz şu anda kredi ve burs anlamında. Bakın, şunu açıkça söylememiz gerekiyor. Bizim şu andaki, bir de şu muhalefetten şöyle eleştiriler alıyoruz, o da şaşırtıcı. Diyorlar ki 6 milyon öğrenciden bahsediyorlar. Ya bakın, ikinci öğretim mi var, açık öğretim mi var, farklı öğretimler. Ama bizim için geçerli olan nedir? Sizin için bir şeyi hesaplarken geçerlilik olan nedir? Size gelip başvuru yapan sayısı değil mi? Budur. Bize gelip başvuru yapan öğrenci sayısı 410 bin civarında. Bunun geçerli başvurusu tabii önemli bizim için. Ve bu geçerli başvurunun üzerinden yaptığımız yerleştirmedir bizim için. Şimdi muhalefet partileri gençlerimizi etkileyebilmek için veya onlara bir şeyler söyleyebilmek için bir takım vaatlerde bulunuyorlar. Şimdi eminim pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu gerçi ilçe ilçe gezecekmiş evet, herhalde. Toplam toplu bir şey yapamıyor. Evet. Ve burada bir takım vaatlerde bulunacaklar. Mesela eminim tekrar şeyi dile getirecek. Buradan sayın değerli Samsunlu hemşirelerimle ve Türkiye'deki tüm seyircilerle tekrar paylaşmak istiyorum bunu. Evet. Seçim vaatlerinde de var. Yurtlarda internet kullanımını ücretsiz olarak sunacağım diye bir vaat var. Ben bunu iki kere cevapladım. Üçüncüsünü buradan sizin aracılığınızı yapmak istiyorum. 2013 yılından beri zaten bizim Kredi ve Yurtlar Kurumumuzdaki internet, geniş bant internet ücretsiz. Yani bunu lütfen tamam. Bir vaat olarak bir daha dile getirmesinler. Verilmiş bir hizmet vaat edilmez. Yani verilmiş olan bir verilen bir hizmet vaat edilmez. Ha şimdi ben şunu biliyorum şey diyecekler. Bazı yurtlarınızda internette yok. Devreye yeni aldığımız yurtlarda onun bağlantı süresi bazen birazcık sürebiliyor. O da yenilerde. O da yenilerde. Ha hızı anlamında bazı öğrenci kardeşlerimizden eleştiri geliyor. Ama ben öğrenci kardeşlerime şunu hatırlatmak istiyorum. Saat akşam 23 ile böyle sabah 1-2 arası o internet yavaşlıyor. Yoğun bir şekilde bir anda herkes telefondan girmeye çalışınca o zaman tabii ki bu sistemin de bir fiziki altyapı imkanı var. Tabii bu kadar yükte yavaşlama oluyor. Ama bu tabii aynı zamanda film ve
YouTube'daki dizi şeylerinden de kaynaklanabiliyor. Hani burada şey yapmış olmayalım ama orada birazcık kardeşlerimizin de bize anlayış göstermesini bekliyoruz. Ve bakın yurtlarda biz beslenme yardımı yapıyoruz. Aylık beslenme yardımı 11 lira idi. Nereden be? 2002'de. 11 lira aylık. Bizim şu anda günlük verdiğimiz beslenme yardımı 8 lira. Sabah kahvaltısı için 2,5, akşam yemeği için 5,5 lira. Günlük yani. Bizim günlük verdiğimiz yardım neredeyse o zamanki aylık yardıma eşit. Dolayısıyla bizim gerçekten şeye baktığımızda, kredi yurtlar kurumu olarak baktığımızda tabii verdiğimiz kredi burs 330 lira biliyorsunuz. Aylık beslenme yardımı 240 liraya veriyor. Bizim öğrencilerimizden zaten en üst olarak alabildiğimiz ücret anlamındaki şeye baktığımız zaman verdiğimiz yemek yardımı aldığımız ücretin üstünde. Dolayısıyla hani bu zaten ortaya konmuş olan bir hizmet. Ve burada ama şunu da söylemek isterim. Bütçe görüşmeleri esnasında gerçekten bütün muhalefet milletvekilleri de tüm partilerin muhalefet milletvekilleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda buradan da tekrar onlara teşekkür etmek istiyorum. Kredi Yurtlar Kurumu'nun bütçesiyle ilgili olarak bize hiçbir sıkıntı göstermeden, vermeden her türlü bütçe desteğini size vermek istiyoruz bu noktada. Hazırız buna. Çünkü bu yaptığınız hizmet gerçekten önemli diyerek bunu dile getirdiler. Bu anlamda teşekkür ediyorum kendilerine ama yaptıklarımızı da yapacağız demesinler lütfen. Onu özellikle dile getirmek istiyorum. Bir de şu var. Bizim tabii yurtlarımızda aynı zamanda eğitim faaliyetlerimiz hızlı şekilde artıyor. Eğitim faaliyetini diyeceksiniz. Birincisi üniversitelerin işbirliği içerisinde ders anlamında onların üniversitede görmüş oldukları derslerine destek verilmesi. İkincisi gençlik merkezlerimizde yaptığımız faaliyetlerin aynı zamanda yurtlarda da yapılabilmesi için genç ofis anlamında diye verdiğimiz, ismini verdiğimiz ofislerin kurulması. Ve iş dünyasıyla özellikle işbirliği içerisinde gençlerimizin üniversite 1'den itibaren buradaki yerleşim durumları. Yani iş dünyasıyla da onların bir arada olabilmesi ve irtibatlı olması anlamında. Bu gelecekteki kariyer planlamalarında yardımcı olacak bir şey. Yani dolayısıyla çok ciddi bir çalışma var. Ve şunu da dile getirmemiz gerekiyor. Bakın. Önümüzdeki yıl itibariyle gerçekten çok üst bir rakama ulaşacağız. Biz şu anda zaten tarihi rekoruna ulaşmış vaziyetteyiz. Kredi Yurtlar Kurumu'nun. Bazı illerde bizim yedek sıralamamız kalmadı şu anda. Başvuran herkese almış durumdayız. Girmek isteyen. Bazı illerde, yoğun olan illerde şeyimiz var. Daha yedek sıramız devam ediyor. Ama açıklamalar da devam ediyor. Yani her iki günde bir, üç günde bir pardon yenileniyor bu. Çünkü gelip kaydını yaptırıp yaptırmayanlarla alakalı. Ama burada şöyle bir şey de göz ardı etmememiz gerekiyor. Şu anda YÖK'le de onu konuşuyoruz. Üniversite rektörlerimize de buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Öğrenci sayılarını arttırma çalışmalarıyla ilgili bizi bilgilendirmeleri gerekiyor ki biz de planlamamızı yapalım. Oradaki yurt sayımızı arttırmak üzere. Ama şu anda iyi bir noktadayız. Daha da iyi bir noktaya geleceğiz inşallah. Peki yurt konusunu, yurt konusunu geçmeden seçim vaatlerinizde evet. de var. Ona var. Da değinelim. Var. Yeniden dönmeyelim diye söylüyorum. Tabii. Önümüzdeki dönemde yüksek öğrenimde yurt için müracaat eden evet. tüm öğrencilerimize barınma imkanı sağlayacağız. Evet. Önümüzdeki yıl. Önümüzdeki dönemde. 2019'a kadar gerçekleşmesi öngörülüyor ama biz şunu söyleyebiliriz ki bakın bu tabii çünkü bu 4 yıllık bir seçim beyannamesi. Yani yedek olayı kalkacak. Yedek kim olayı, müracaat ettiği zaman girebilecek şu var. Mi efendim? Hayır, şimdi yedek olayı kalkacak derken bakın başvuru yaptı. Benim size verdiğim rakamlara göre zaten biz önümüzdeki yıl içerisinde yaptığımız yatırımlarla 2016 yılına başlarken, öğretim yılına başlarken tahmin ediyorum ki %80'in üzerine çıkacağız. Ek yapacağımız yatırımlarla bu daha da azalabilir. Dediğim gibi bazı illerde şu anda zaten yok. Yedek sıralama, yani yedek öğrencimiz yok. Herkes başvuran yerleşmiş durumda, isteyen. Dolayısıyla bu anlamda önümüzdeki yıldan sonra ben tahmin ediyorum ki 2016'nın sonunda bu iş takvim yılı sonunda, öğretim yılı başında demiyorum. Takvim yılı sonunda çok farklı bir noktaya gelmiş olacağız. Çünkü bakın dediğim gibi bizim 2013'teki kapasitemiz de 280 bin civarındaydı. Ben görevi devraldığımda. Şu anda bu yıl sonu itibariyle 480 bin civarına geleceğiz. Şu anda 425 bin civarındayız. Yani buradaki ivmeyi gördüğümüzde şunu bilmemiz lazım. Kurum da büyüyor. Bu büyümenin de bir belli şey içerisinde olması gerekiyor. Ve aynı zamanda inşaatın da belli bir fiziki
imkanı vardır, zamanı vardır. Ama en hızlı şekilde, yapabildiğimiz en iyi şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bu anlamda şu da var. Burada tabii Kredi Yurtlar Kurumu'nun genel müdürlüğü ve yönetim kurulu bu konuyla alakalı çok hızlı çalışıyor. Çünkü kararlar onlar tarafından alınıyor. Biz bu anlamda orada yönlendirici bir görev görüyoruz. Hani şu iller bu iller takip ediyoruz ama son kararlar orada alınıyor. Onlar da hızlı bir şekilde çalışarak hem kiralama usulüyle hem ön protokol usulüyle hem de kendi inşaatımız, kendi yatırımımız çerçevesinde bu sayıyı arttırmak için çok hızlı bir çalışma yapıyoruz. Tabii bu hızlı çalışmanın altında da 17-25 Aralık'ta yaşanan paralel yapı operasyonu var. Burada da yaptığınız bu çalışmayla bu tür yapıların yurtlar vasıtasıyla hem kaynak hem de insan gücü kaynağı elde etmesinde önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani şöyle düşünelim, 285 binden 485 bine geldiğinizde 200 bin arttırmış oluyorsunuz kapasitenizi. Ciddi bir rakam. Paralel yapıyla mücadele önemli bir unsur oluyor. Yani şu anlamda bizim tabii burada paralel yapıyla olan mücadelemizde kararlılığımız çok açıktır. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu duruş, Sayın Başbakanımızın ortaya koymuş olduğu duruş ortadadır. Yani yapılan casusluk faaliyetleri. Bakın, iyi getirdiniz oraya Erdem Bey, bana hatırlattınız, onu söyleyecektim bu akşam unuttum. Bakın, basın özgürlüğüyle ilgili bir takım tartışmalar yapılıyor Türkiye üzerinde. Ve bunu maalesef bizim kendi medyamızın içerisinde belli bir grup sürekli dile getirerek sürekli yapmaya çalışıyor. Ben geçen gün ticaret odamızdaki konuşmamda da dile getirdim. Bakın çok yakın, bir iki gün önce yine bir takım böyle iddia o ki dinlemelerle elde edilmiş olduğunu iddia ettikleri bir takım görüşmelerle ilgili bir takım yazılar yazıldı. Şu şunu görüştü, bunu söyledi. Ya Allah aşkına Erdem Bey, yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. Ben size sormak istiyorum. Oturup da şurada şu şunu görüştü, bunu görüştü diye bunu yazıp ondan sonra basmak, bu gazetecilik midir? Bu şey midir? Yani bir kere bu şeyle bağdaşmaz. Yani dürüstlükle bağdaşmayan bir şey. Meslek etiğiyle bağdaşmayan bir şey. Yani ondan sonra bununla ilgili size eleştiri getirince de yani kusura bakmayın, basın özgürlüğü deyince olmuyor. Basınla ilgili konuda ben de çok muzdaribim. Onun için çok ayrı bir program yapmak lazım. Yapalım. Çünkü ben bu basınla yaşanan sorunlarla ilgili sıkıntıların ana unsurunda siyaset mekanizması olduğuna sabit fikirliyim, yani ona inanıyorum ve o konuda sabit fikirliyim. Onu göreceğiz inşallah. Evet, o yüzden onu başka bir programa bırakalım. Spor yatırımlarıyla devam edelim. Yurtları bitirdik. Bu vaatleri zaten dediniz, 2016 takvim yılının sonunda İnşallah. Biz tek başımıza iktidara geldiğimizde bu işi tamamlamış olacağız dediniz. Bu arada çocuklarını üniversiteye hazırlayan ailelere de müjde vermiş oldunuz. Kimse yurt problemi diye bir şey aklına İnşallah. Takmayacak. İnşallah. Evet. Şimdi spor yatırımlarımızı ikiye ayırmamız gerekiyor. Spor yatırımlarımızda bir fiziki anlamdaki tesis yatırımımız var. Bir de tabii bununla beraber sporcularımıza yaptığımız yatırım var. Antrenörlerimize, sporcularımıza, yani insan yatırımımız var. Bu anlamda Türkiye genelinde baktığımızda, tesis envanteri sayısı açısından baktığımızda 2002'ye kadar yapılan Türkiye'de toplam spor tesis sayısı 1575. Bizim şu anda güncel anlamda geldiğimiz nokta 3233. Yani 13 yılda biz Türkiye'de 1658 yeni spor tesisini envanterimize eklemişiz. Bu 2002'ye kadar yapılan tüm Cumhuriyet tarihindeki en tesislerden fazladır. Şimdi şunu söylüyorlar. Fiziki mekan yapmaktan olmaz sadece. Doğru. Bunu ben de söylüyorum. Gençlik ve Spor Bakanı olarak şunu söylüyorum. Sadece ve sadece inşaatları yapmakla, spor salonu, yüzme havuzu yapmakla, stat yapmakla, halı saha yapmakla, basketbol sahası yapmakla olmaz. Ama onları yapmadan da olmaz. Bu imkanları yapmazsanız o imkanları kullanacak olan sporcuyu yetiştiremezsiniz. Çünkü orada yetişecek, orayı kullanacak. Evet. Şimdi dolayısıyla hani şey artık diyorlar ya. Gençleri teşvik edici olan tabii.
Sağlar da yani bu eleştiri yapanlar olacak. Tabii. Değil mi efendim? Tabii. Gençler onlar teşvik edecek. Aynen. Sağlar siz yapıyorsunuz, görüyoruz. Tabii. Ve üstelik Samsun'dan bir örnek vereyim veya bakıyorum Ordu'dan, diğer illerden birçok yerde görüyoruz. Yani gerçekten birinci sınıf tesisler Avrupa'da aslında eş değeri olmayacak kadar lüks yapılmış, altyapısı yapılmış. Türkiye'de şu anda bir yarış var. Çinlilerde de var, Türklerde de var. Yani en iyi ben yapayım yarışı var. Çok birinci sınıf tesisler, lüks tesisler yapılıyor. Ama içerisinde seyirci az, sporcu az. İşte yani burada şöyle bir noktaya geliyoruz. Bakın 2014 başından Mayıs 2015'e kadar tamamı hizmete giren tesis sayısı 280. Sadece 1,5 yıl içerisinde biten tesis sayısı bu. Bakın lisanslı sporcumuzdaki artış, o da ciddi bir artış. Ama şimdi bakın şunu söylememiz gerekiyor. 6 milyona yakın lisanslı sporcumuz olmuş durumda. Tabii bunların içerisinde faiz sporcu 3 milyonun biraz üzerinde. Ve kulüp sayımız da 13.580'e çıkmış vaziyette. Bütün spor dalları dahil diyorsunuz. Bunların hepsinin bütün spor dalları dahil. Tabii spor camiasının içerisinde yıllar yılı yöneticilik yapmış ve bu camianın içerisindeki görevleri üstlenmiş olan arkadaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Yani lütfen artık daha verimli çalışalım. Biz verimlilik açısından sıkıntıdayız bu noktada. Kaynak aktarmak açısından bizim sıkıntımız yok. Verimlilikte sıkıntımız var. Açar mısınız efendim verimlilikten kastınız? Şunu söylüyorum. Antrenör ve sporcu arasındaki dengemiz tam doğru değil. Daha fazla antrenöre ihtiyacımız var. Daha çok antrenöre, iyi yetişmiş antrenöre ihtiyacımız var. 5 mezunları bekliyor efendim. 5 sene mezunlarına 1000 kadroyu verdik. İnşallah onlar da şu anda şeyle başladı. Ekim 9 Ekim itibariyle o süreç başladı. Oradan gidiyor inşallah bakalım. Ki biliyorsunuz 2017'ye kadar aslında 5 sene mezunlarına bizim bakanlık alakalı kadro verilmeyecekti ama biz Maliye Bakanımızla bir konuştuk. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Bu anlamda bize bir ayrıcalık yaptı. Konuşacağının sözünü 7 Haziran seçimden öncesinde yine bizim programımızda vermişsiniz. Ve sağ olsun kendisi de bizi kırmadı. Bu anlamda şeyi verdi bize. Bu kadroyu verdi bize. Tabii şunu dile getirmem gerekiyor. Bakın. Herkes sporla ilgili diyor ki neden şu olmuyor, bu olmuyor diyor. Tamam. Biz de bazı eksiklerin olduğunu farkındayız. Bunu biliyoruz. Ve onun için verimlilikten şunu kastediyorum. Bakın. Bizim sporcularımızın yetişmesi ve bunların kendilerini uluslararası anlamda kanıtlaması için federasyonlarımızın üzerinden yapılması gereken çalışmalar var. Ve ana bel kemiği burada amatör kulüplerdir ve amatör kulüplerin federasyonlardan alması gereken destektir. Bakın, altyapı desteği anlamında 13.000 kulübe destek verdik biz. Bakanlık olarak. 13.000. 13.000. Yani rakamlar zaten kendi açısından her şeyi ortaya koyuyor. Ama federasyonlarımıza bizim yıllık 260-270 milyon lira ayırdığımız bir bütçe var. Onlara bunu veriyoruz. Ama bunların verimli kullanımı anlamında istediğimiz verimi aldığımızı ne düşünüyorum ne de verimli istediğimiz verimi aldığımızı alamadığımızı biliyorum. Biz daha verimli çalışmayla daha iyi sonuçlar alabiliriz. Daha az anlamdaki harcamayla da alabiliriz. Bunun peşindeyiz biz şu anda. Yani şu anda biz Rio Olimpiyatlarına bir taraftan hazırlıklarımızı yaparken şimdi tabii sadece sayılar üzerinden yapılan, sayılar üzerinden ortaya konan bazı parametreler ortaya konuyor. Değerli kardeşlerim bakın, burada ben spor camiasına seslenmek istiyorum. Bizim altyapı anlamında yapmamız gereken yatırımlarla beraber sporcularımızın kendilerini geliştirebilmeleri için imkanları sunmamız gerekiyor. Milli Eğitim'le beraber bunu yapmamız gerekiyor. Ve Milli Eğitim Bakanlığımızda bu anlamda çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bu eğitim öğretim yılının sonunda bunu yetiştireceğiz, başlatacağız. Çok daha erken yaşlarda bizim gençlerimizi bir tarama içerisinden geçiyor. Taramadan kastım şu, yani yeteneklerinin ölçülmesiyle ilgili olarak yapılıp bunlara yetiştirilmesi lazım. Ve bunlara kalifiye uluslararası camiada antrenörlük yapmış veya yapabilecek kapasite olan antrenörlerimiz yapmamız gerekiyor. Antrenörlerimizin de kendisini daha yetiştirmesi gerekiyor. Açık söylüyorum burada. Ve bizim de bu anlamda daha sistematik bir yönlendirme içerisine girmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunu yapacağız. Yani daha erken yaştan özetlememiz gerekirse erken yaştan çocuklarımızı sportif anlamdaki kabiliyetlerini ortaya çıkartıp bunlar anlamında yönlendirmek.
Ve onu yaptığımız zaman başarıyı elde edebiliriz. Ve biz temiz bir sporun peşinde koşuyoruz. Onu da burada belirtmiş olduk. Temiz spor. Bu anlamda da gerçekten uluslararası camiada büyük bir başarı sağlamış durumdayız. Hem algımız açısından hem de gerçekten de burada uyguladığımız kurallar açısından. Ve burada hiç pardonumuz yok, sıfır toleransımız var. Bunu hiçbir şekilde de bundan geri adım atmayacağız. Ve bunda bu bir dev, bu hükümet ve devlet politikasıdır. Yani bunda sıfır tolerans, bakın hiç kusura bakmasın kimse. Buradan tekrar bütün sporcularımıza da söylüyorum. Yani bunda bizim pardonumuz yok. Bu anlamda da zannediyorum ki çok daha farklı bir noktaya bunu getirebiliriz. Ama sistematik çalışmamız lazım, verimli çalışmamız lazım ve şunu da söylememiz gerekiyor. Yapılan çalışmalar içerisinde de bizim denetimsel anlamdaki yaptığımız çalışmaları da hiç kimsenin farklı karşılamaması gerekiyor. Çünkü verdiğimiz bir kaynak var, aktardığımız bir kaynak var. Bunun karşılığında yapılan çalışmanın da ne olduğunu incelemek bizim en doğal hakkımız. Hatta görevimiz. Çünkü bu kamu parasıdır. Kamudan alınan, vergilerden alınan bir kaynakla konan bir paradır. Bundan dolayı da bunu tabii ki en iyi şekilde harcanıp harcanmaması yapılmadığı noktasında bunu incelemek görevimiz. Aynı hassasiyeti galiba kulüpler yasasında da gösteriyorsunuz ki evet. Bir hazırlık vardı. Var. Ve şu anda şu noktaya geldi. Bu hafta içerisinde bana gelinen son nokta gösterilecek. Bir inceleyeceğiz. Ama şunu söyleyebilirim. Tüm tarafların, farklı görüşleri olan tüm tarafların masada bir araya gelebildikleri bir noktaya gelindiği bilgisi bana verildi. Ve bundan gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü çok farklı taraflar var tabii bu konuyla alakalı. Fakat o masa etrafında birleşip ortak bir metin üzerine geldiklerini öğrenmiş olmak beni mutlu etti. Bu hafta içerisinde inşallah bu metnin son halini ben bir göreceğim. Ondan sonra oradan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu önemli bir şey. Çünkü bu hem kulüplerimizle alakalı çok ciddi bir düzenlemeyi getirecek. Hem de gelecekteki sporla alakalı. Çünkü uluslararası anlamda UEFA'nın, futboldan bahsedersek UEFA'nın getirmiş olduğu mali kriterlere uymadığınız zaman Avrupa'ya gidemeyeceksiniz. Ortaya konan mali kriterlere uymadığınız zaman neler yaşanabildiğini en iyi de biz biliyoruz. Bu anlamda da sorumlu yöneticilerin ve kulübü yönetmekle ilgili sorumlu olan profesyonellerin de çok dikkatli olması gerekir. Yani herkes harcadığının bedelini bir şekilde ödeyecek mi? Çünkü biraz tabii. Sonra Samsunspor'a geleceğiz. Orada da galiba problem bu Sayın Bakanım. Yani tabii bunda bakın futboldaki yaşanan ve diğer spor dallarındaki yaşanan finansal anlamdaki şeyler tabii çok önemlidir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani siz burada ilahi nihai bir sonsuz bir kaynak harcamıyorsunuz. Tabii. Gelir gider dengesi içerisinde tutmanız gereken bir şey var. Ve şöyle olmuyor. Çözün ne olmuyor? Yani bunun hukuki kanuni yapısı var, mali yapısı var, bir borç var ortada. Buna karşılık ortaya konması gereken kurallar neyse onlar var. Yapın mı? Olmuyor. Yani bunun ne olduğu ne olmadığını iyice hesaplanıp incelenip o şekilde görülmesi gerekir. Tabii Fatih Bey müsaadenizle devam edeyim. Bir de Pasolik var. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde Pasolik'i kaldıracağını söylüyor. Ama evet. Ben buradan başka bir şeye de girmek istiyorum Sayın Bakanım. Şimdi Suruç, arkasından Ankara ile birlikte bu melun terör olaylarının stadyumlara geçmesi de Allah muhafaza tabii de Pasolik uygulaması bir önlem değil midir onun içinde? Yani virüsü engelleme yöntemi. Yani bir nevi. Burada da bir nevi farklı bir yararı ortaya çıkmıyor ve siz nasıl değerlendiriyorsunuz onu anlamam gerekiyor. Bakın şunu söyleyelim. Bir kere ortaya konan bir takım hoş olmayan sözler var. Yani ilginç kullanılan tabirler var. Ben onları burada tekrarlamaktan gerçekten üzülüyorum. Yani fişleme gibi bir takım çok farklı anlamlar taşıyacak iddialar ortaya atılıyor. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Ve bunu iyi araştırmasını istiyorum vatandaşlarımızın. 6222 sporda şiddeti önleme yasası meclisten geçerken 4 partinin imzası var altında. Bu bir. İki, elektronik biletin uygulamasıyla ilgili sorumluluk, yani ben hiç kullanmıyorum o tabiri ama Pasolig'in sorumluluğu Türkiye Futbol Federasyonu'ndadır.
2013 yılının Temmuz ayında yapılan bir ihaleyle Futbol Federasyonu e-biletteki uygulanmasını istediği istenen kanundaki uygulamayı bu şekilde bir ihaleyle, altını üst çizerek söylüyorum, bir ihaleyle bu şekilde hayata geçirmiştir. Yani ticari bir iş konumuna gelmiştir. Sadece o anlamda, şimdi bakın buradaki birinci unsur şudur. Bir kere oradaki güvenlik unsurudur. Ha, onun bir maliyeti var tabii. Ama kulüplerimizin de buradan elde ettiği bir gelir var. Tek taraflı bir şey değil bu. Yani ayrıca Türkiye'de futbolun içerisindeki basketbol, voleyboldaki devamı da olacak tabii. Buradaki unsurlar içerisinde orada ortaya konan bir şey daha vardır. Bu bedava bilet meselesi. Ücretsiz verilen bilet. Bu bitmiş durumda artık Türkiye'de. Ve bakın şiddet olaylarında, statlarda yaşanan, ben olayın bir de şiddet tarafına asıl bakıyorum. Çok ciddi azalma var. Ciddi anlamda azalma var. Ve bu bunun bir şeyidir. Ve bu, şunu söyleyemezsiniz. Seyirci sayısı azaldı. Bu geçen seneki lig oranında Süper Lig'de %58, Petli 1. Lig'de %67 artış var. Bu sezon oynanan futbol da tabii ki o müsabakadaki heyecan seyircileri. Pasol Lig'in hani kullanımında yani onun oraya geleceğim. Evet, biraz bir örnek vereceğim. Herhalde. Şimdi bir örnek vereceğim. Nedir bu? Vatandaşlık numaranız var, resminiz var, değil mi? Siz bugün uçak bileti alırken vatandaşlık numaranızı vermiyor musunuz? Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu uçağa binerken, bilet alınırken vatandaşlık numarasının verildiğinin haberi yok. Yani hani fişleme denen şey çünkü bu. E peki orada bir opsiyon da var. İstemiyorsanız onun şeyini kullanmıyorsunuz. Ha, eksikleri vardır. Oturur konuşulur. Bazı eksiklikler var. O federasyondan uygulayıcı şirket arasında zaten yapılan bir çalışma sonucunda giderilecek şeylerdir. Ama bir şey daha var. Bakın biletin, aldığınız biletin %48'i doğrudan kulübün kasasına gidiyor. Doğrudan. Bunun hiç şeyi yok. Direkt kulübün kasasına gidiyor. Sizin destek verdiğiniz kulübün kasasına gidiyor. Çünkü seyirciyle alacağı maç biletinden elde edilecek gelirle olacak olan bir tabii ki destek ve bir şey daha var. Bakın üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Kadınlar basketbolcu kupasında Samsun'daki maçı takip ettiniz mi? Evet. Yaşanan olayları gördünüz mü? Ve ben buradan seslenmek istiyorum. O taraftarların, ki onlar taraftar değil, onlar holigan. Kapalı bir spor salonunun içerisinde, yani salonun içerisinde meşale yaktılar. Nereden bir? Bu ne demektir ya? Koltukları söktüler. Onların peşindeyiz. Hepsinin görüntüleri tespitli. Güvenlik kameralarından, polisimizin yaptığı çalışma, emniyetin yaptığı kameralardan tespitli. Peşlerini bırakmayacağız. Bak açık söylüyorum. Ha, bundan bana diyorlarsa ki vatandaşının peş... Evet. Niye biliyor musunuz? Sizin meşale yakma hakkınız var mı salonun içerisinde? Böyle bir şey var mı? Yok. Ve kapalı ortamda hiç yok. Koltuğu söküp de kırıp siz ne elde etmeye çalışıyorsunuz ya? 7500 kişilik bir yatırım yapılmış buraya. Bir salon yapılmış ve siz bunun koltuğunu söküp atıyorsunuz. Onu da şey yapalım. Kadınlar basketbol maçı ve arkadaşların bana verdiği bilgi ağza alınmayacak sözlerin ve küfürlerin orada sarf edildi. Şimdi bunu engellemeyeceğiz. Neyi engelleyeceğiz? Ve buradan sesleniyorum bunu. O meşaleyi yakanlar, o koltukları sökenler. Peşinizdeyiz. Kamera kayıtlarından hepsi var. Kanundaki ceza neyse hepsini alacaklar. Hiçbir şekilde onların peşini bırakmayacağız. Yani çocuğuyla, eşiyle maçına gitmiş olan, o maçı seyretmek için orada olanların suçu ne? Ben şunu beklerdim Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Statlarda ve sporda şiddeti engellemek için her şeyi yapacağız. Onun karşısında duracağız. Herhalde isteyen istediği slogan atacak ki diye bir şey söyleyeyim. İsteyen istediği sloganı zaten atıyor. Yani evet, ama istediği küfür atamamalı. Aynen. Sporun zaten bir parçasıdır taraftarın orada bir şekilde slogan atması, tempo tutması, koreografi yapması. Bu parçası. Küfür değil ama. Küfür değil. Veya şiddet değil. Yani tribünden sahaya atılan madde sporun parçası değil. Kusura bakmasın hiç kimse. Koreografi deyince Sayın Bakanım, aklıma ilk gelen şey muhteşem Samsun Spor taraftarının o koreografisi. Evet. Ve
Samsun Spor her seçim döneminde, seçim dışında pek dertleriyle ilgilenen olmuyor ama her seçim dönemi geldiğinde bakıyorsunuz, maça bile gelmemiş bir takım siyasetçiler Samsun Spor'u sağ olsunlar dertleriyle dertleniyorlar. Erdem Bey, bir parantez açabilir miyim? Sadece o dönemlerde gelip tribünde oturanlar var bir de siyasetçiler. Sonra gelmiyorlar bir de. Yani anladınız efendim. Ben devam edin. Anladım. Devam edin buyurun. Playoff dönemlerinden mi bahsediyorsunuz? Playoff dönemi de olsa yine iyi. Samsun Spor. İmza kampanyaları başlatanlar oluyor. Ondan sonra gelip tribünde oturuyor. Sonra bir daha gelmiyor. Yani Samsun Spor'un işte yaşadığımız, duymuştur belki yıllardır, yıllardır yaşadığımız sorunlar nedeniyle puan silme cezaları kapıda. Geçen sezon silindi. Bu sezon silinebilir. Borçlar malum. Bir de spor bakanımız var ama bu borçlardan kurtulamıyoruz. Şimdi bakın, benim bu konuyla alakalı yakın zamanda hem bir açıklamam oldu. Evet. Hem de sizlerin de katıldığı basından sohbetimizde ben bu konulara açıklık getirdim. Ve bir daha da aslında bunlara girmek istemiyorum. Ama son bir kez, gerçekten de son kez bu konuyla alakalı bazı açıklamalar yapacağım, bazı değerlendirmeler yapacağım. Ve bütün Samsun Spor taraftarlarını ve Samsun hemşirelerimin de artık bu konuda bu açıklamalarımdan sonra bu anlamda herhalde bu konuyu artık bizim açımızdan daha gündeme getirmeyeceklerini düşünüyorum. Bakın bir, ve bunu bütün kalbimle söylüyorum. Ben bir siyasetçiyim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Gençlik ve Spor Bakanı. Samsun milletvekili. Samsun benim memleketim. Ama şunu açık ve seçik olarak söylüyorum. Samsun Spor siyaset malzemesi değildir. Ne başarısı siyaset malzemesidir, ne de yaşadığı olumsuzluk siyaset malzemesidir. Bunu bir kere açık ve seçik olarak söyleyelim. Hangi siyasi partiye gönül vermiş olursanız olun, hangi farklı grup içerisinde yer alıyorsanız alın. Ama Samsun Spor siyaset malzemesi değildir. Bunu bir açık ve seçik olarak ortaya koyalım. Bunu koyduktan sonra şuna gelelim. Geçen sezon dile getirilen puan silme cezası. Dur bak, bir kere konuşacağım, daha bundan sonra da bu işle ilgili konuşmayacağım. Çünkü hakikaten üzülüyorum Erdem Bey, üzülüyorum. Yetkim içerisinde olup da yapmadığım bir şey olduğunu iddia ediyorsa birileri, bu üzüyor beni. Neden 3 puan silme cezası verildi Samsun Spor'a? Çünkü bir futbolcuya olan borcu ile ilgili konu ta KAS'a kadar intikal etti. KAS nedir? Futbolun en üst karar mekanizması, yargısı yani. Mevcut başkan Sayın Erkut Tutu bu konuda çok büyük çaba sarf etti. Kendisine buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Bugünlerde de çok büyük bir çaba içerisinde. Çünkü mali anlamda sıkıntısı var Samsun Spor'un. Ve buradan bir kere daha seslenmek istiyorum. Tüm Samsun Spor'a gönül vermişlere ve Samsunlulara. Hangi siyasi partiden olursanız olun, hangi şeyden olursanız olun. Tekrar söylüyorum. Samsun Spor'un eğer başarısında pay sahibi olmak istiyorsanız gelip de destek olma zamanı şu andır. Geçmiş borçlarla alakalı olan da bazı açıklamalar yapıldı biliyorsunuz. Basından takip edilebilir bunu arkadaşlarımız. Bu anlamda şu anda bir zaman var. Bununla ilgili destek olmak istiyorsanız eğer Samsun Spor'a şu anda vaktidir. Hiç konuşmayalım. Yani şöyle yaparız, böyle yaparız. Buyurun yapın. Samsun Spor'a destek olmak istiyorsanız buyurun yapın. Bundan biz ancak mutluluk duyarız. Ama 3 puanla ilgili tekrar. Erkut Bey'in gerçekten orada çok büyük bir çabası oldu. Şimdi bakın. Resmi şöyle çizelim. Sizin bir alacağınız var. Siz mahkemeye gidiyorsunuz. Fatih Bey'den bir alacağınız var. Kendimi şöyle aradan alayım mı? Sizin Fatih Bey'den bir alacağınız var. Fatih Bey size alacağınızı ödemiyor. Siz alacağınızla ilgili bunu alabilmek için mahkemeye başvuruyorsunuz. Hukuk yoluna başvuruyorsunuz. Hukuk diyor ki, mahkeme kararı diyor ki, Erdem Bey, Fatih Bey'e olan borcunu öde. Şu tarihe kadar öde. Ödemezsen bu cezanın sorumluluğu sana aittir. Siz tamam diyorsunuz. Fakat ödemiyorsunuz. Sonra tekrar uyarı geliyor. Yine ödemiyorsunuz. Ondan sonra ceza işleme konuyor.
Peki bu dönem içerisinde bir takip var mı sizin tarafınızda? Yani sorumlu yönetmekle sorumlu olan, Samsunspor'u yönetmekle sorumlu olan kadronun takibi var mı? Hayır. Bu ara kamuoyu ne biliyor? Hiçbir şey bilmiyor. Kamuoyuna bu konu yansımış mı efendim? Hayır. Bana yansımadı size da. De, siz de bana yansımadıktan. Hayır, orada para bulunuyor, veriliyor. Ki bunu kim ödedi? Şeyler. Erkut Başkan. Eskişehir. İlk yaptığı işlerden bir tanesi. Yani zaman, ya, ve miktar nedir Allah aşkına? 35 bin dolar. Koyduk kenara. İş bitti. Geçen sezon yaşandı. Bitti. Tamam. Peki. Siz de kibarlık gösteriyorsunuz efendim. O dönemde o işin sorumlusunun da o siyaseti yapan siyasetler ben orada duruyorum. Ben ne dedim? Söylemiyorsunuz. Samsunspor siyaset malzemesi değildir evet. dedim ve orada durdum. Sizin o bu olayın yani Kasım karar verene kadar ve bu 3 puan silinme pozisyonunun cezasının uygulanma safhasının yürürlüğe girene kadar ki bilginiz olmamış oluyor. E tabi belli şeylerinden bilgimiz yoktu. Peki. Ya bilgimiz olsa da Fatih Bey verilmiş olan karar olsa ne yapabileceksin? Evet yani sonuçta adaletin de kuralın da dışına çıkılamıyor. Çıkamıyorsun. Siz sonuçta ha. Samsun'un spor Biz bakanı bunu, değilsiniz. Türkiye şimdi, spor bakanı. Şunu algılayamıyorum ben. Yani ben Samsun milletvekili ve Samsun'un bir evladı olarak buna karşı bir şey yapabilecek durumda olacağım. Bir de üstüne üstlük hükümetin üyesi olacağım ve yapmayacağım. Şimdi bunu anlamakta işte zorlanıyorum. Yani programın başında farklı siyasi yani şeylerle ilgili. Direkt bir suçlama yapan bir iki kişi belki ferdi olarak olabilir. Size bir suçlama yok bildiğimiz kadarıyla kamuoyundan. Ya bazı kişiler, bazı kişiler siyaseten şu anlamda söylüyorum. Bazı kişiler bunu siyaseten kullanmaya çalışıyor şu anda Samsun'da. Kusura bakmasınlar. Onlar önce kendi işlerine baksınlar. Ben onlarla muhatap olacak da değilim. Muhatap olması gerekenler onlarla muhatap olur. O benim ne dengimdir ne muhatabımdır. Kendisi ne yapmak istiyorsa yapabilir. Kim olduğu bilinir. Ama gelelim şu konuya. Geçen sene sezonun sonunda geldi Samsunspor playoff maçının finaline geldi. Şimdi beni eleştirenler olmuş. Neden Antalyaspor'a orada şey oldu yani kupasını? Yahu ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Gençlik ve Spor Bakanıyım. Benim gönlümden geçen ortadadır. Ben bunu açık açık söylüyorum. İstediğim ortadadır. Gönlümden geçer. Ama ben bütün kulüplere karşı tarafsızlığımı korumak durumundayım. Kimseye de itham ettiğim yok. Ha bir de bunlar söylendi benimle ilgili olarak. Bakın ben belli bir ortaya koyduğum duruşum var. Belli bir siyaset anlayışım var. Bundan da ödün verecek değilim. Ödün de vermem. Herkese karşı da İnanıyorum ki belli bir seviye içerisinde bir duruşum var. Buna beni eleştirenler tabii ki olacaktır bununla alakalı. Beğenmiyorlardır belki şeyimi. İtirazım yok. Ama şu anda Samsunspor'a destek olmak istiyorsanız eğer tartışmak yerine nasıl destek olabileceksiniz? Buyurun gidin ve kulübe destek olun. Bunu yok, bugün tartışıp da sizin de dediğiniz gibi ondan sonra şu anda 1 Kasım'dan söz ediyoruz. 1 Kasım sonrası bir daha hiçbir zaman bunu dile getirmeyecek olanlar lütfen bu konuda istismar yapmasınlar. Ben bu kadar söyleyerek bırakıyorum. Aslında Samsunspor bu dönemde siyaset dönemlerinde gerek gelen seçimlerde isim kullanma hakkını üzlete bağlamış olsaydı sorunların bir bölümü emin olun çözülürdü. Sayın Bakanım aslında konuşacağımız şey çok ama programın da sonuna geldik. Ben şunu da söylemek istiyorum kusura bakmayın. Şu anda Samsunspor lider. Bu tartışmalar bu futbolcu kardeşlerimize ve yönetimimizin ancak dikkatini dağıtır, moralini bozar. Onun için diyorum pay sahibi olmak istiyorsanız başarısında Samsunspor'un gidin Samsunspor'a destek olun. Bunun önünde size kimse bir engel çıkartmaz. Biz size destek de oluruz bu anlamda. Bize düşen bir şey varsa. Tekrar söylüyorum siyaset üstüdür. Özellikle ekonomik destek bugünlerde çok şart. Evet. Programın sonuna geldik ama Samsunspor'dan sonra bir de kısaca efendim öbür programda daha geniş bahsederiz ama Samsun'da spor vizyonu ve özellikle 2017 olimpiyatlarıyla ilgili ne öngörüyorsunuz? Samsun bu spor vizyonuyla nereye ulaşacak? Ne hedefleniyor burada?
Bakın burada 2017'deki işitme engelleri olimpiyatıyla ilgili yapılan alt yapı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediliyor. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziyanı Yılmaz Bey'in de çok ciddi çalışmaları var. Bu anlamda buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Samsun artık gerçekten fiziki anlamdaki altyapısı itibariyle çok iyi bir noktaya gelmiş vaziyette. Yakında Bafra'daki testlerimizin açılışını yapacağız. Atakum'daki olimpik yüzme havuzumuzun açılışını yapacağız. Gençlik merkezimizin de yapacağız. İnşallah ligin ikinci yarısında da Samsun Spor'umuz maçlarını yeni stadımızda oynayacak. Yeni stada gelmişken orada da bir parantez yapabilirsem biraz vaktimiz tabii, varsa onu da açıklamak isterim. Evet. Yine o toplantıda açıkladım ama canlı yayında tekrar açıklamak isterim. Samsun Spor Stadyumu'nun inşasıyla alakalı bir sıkıntı yok. Ancak yaz dönemi içerisinde yüklenici firmanın kendisinin anlaşmış olduğu çelik tedarikçisi firmayla, çelik yapılarıyla ilgili tedarikçisi firmanın o firmada bir sıkıntı yaşandı. Firma taahhütlerini yerine getiremediğinden dolayı bir kısmi gecikme yaşandı. Ama o çalışmayla alakalı sadece. Onun dışında devam eden inşaat çalışmalarında stadın içerisindeki çalışmalar devam etmiştir. Şu anda da dış cepheyle alakalı olan çalışmalar devam ediyor. Bunda herhangi bir sorun yok. Yüklenici firmanın herhangi bir şekilde maddi bir sıkıntısı yok. Ödenek sıkıntımız yok. Daha artık bundan daha açık herhalde bunu dile getiremem. Ümidimiz de proje ihalesi ile proje ve ihale aşamasında yapılmış olan 15 tesisimiz de devam ediyor şu anda Samsun'da. Ama ümidimiz şu ki ligin ikinci yarısını, bütün amacımız bu. Samsun sporumuzu yeni stadımızda oynatmak. Efendim inşallah Sayın Bakanım Türkiye milli takımı Konya'da Avrupa'ya kalma sevincini yaşadı. Umarız Dünya Kupası finallerinde katılma sevincinin de belki bir maçını Samsun'da yaşarız diyelim. Bakın zaten spor müsabakalarının artık Samsun'da yer alıyor olmasının altında yatan en önemli sebeplerden birisi işte bu fiziki imkanların gelişiyor olması. Bu şehre de yani çok Samsun'a ciddi. Samsun'a çekebiliriz değil mi efendim? Tabii ki ne demek. Çünkü Trabzon'da oynandı, İzmir'de oynandı, evet, Antalya'da oynandı, stadımız Konya'da inşallah oynandı. Bitince oynar, İnşallah Samsun'da bir milli takım varlarız. Yapılan tesislerin altyapısıyla alakalı hayata geçtikten sonra sporcularımızın çok farklı anlamda yetişmesiyle ilgili oranlı çalışmalarımız olacak. Devam ediyor zaten bunlar ama bu imkanlar gelişince zaten doğal olarak bunların gelişeceğini biliyorum ben. İnşallah bu da olacak. Ve Samsun artık sporda gerçekten çok farklı bir noktaya gelmiş olan bir şehir olacak. Sadece spor yatırımları değil, uluslararası organizasyonların da çok rahat yapılabileceği bir şehir haline geliyor. Bakın 2011'deki seçim dönemindeki hatırlayın vaatlerimizle alakalı yaptığımız konuşmalarda şöyle bir geriye saralım zamanı. Otel var. Ne diyorduk? Otel. Otel diyorduk değil mi? Ne ya yapacağız uluslararası organizasyon ama Samsun'da nerede ağırlayacağız diyorduk. Hatırlayın. Evet. Şu anda iki tane 5 yıldızlı otelimiz var. Yeni yapılmış olan 4 yıldızlı otellerimiz var. Farklı anlamda otellerimiz var. Gayet rahatlıkla bu altyapıyı oluşturduk. Tesislerimiz de bununla çıkıyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonların da Samsun'a gelmesi gayet doğal. Bu anlamda yapılan altyapı çalışmaları içerisinde raylı sistem çalışmasını da Büyükşehir Belediye Başkanımız hızlı bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah 2017 olimpiyatları ile ilgili, işitme engelliler olimpiyatları ile ilgili de bunu Samsun'a getireceği büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Çünkü her gelen yabancı veya Türkiye'nin başka yerinden gelen misafirlerimiz Samsun'u hem görüyorlar hem de ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Ve artık Türkiye'de değil sadece, dünyada adı sayılır bir spor kenti olacak Samsun bu yatırımlarla. Bunun ne kadar önemli olduğunu ve neler getireceğini de gelecekte göreceğiz inşallah hep beraber. Çünkü yapılan uluslararası organizasyon ve ulusal organizasyonların bir şehrin ekonomisine ne kadar katkı verdiğini birinci elden yaşama imkanımız olacak inşallah. Sayın Bakanım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda sizi yine ağırlamaktan onur duyarız. O zaman bu konulara dönmeyeceğiz. Evet, muhtemelen çünkü 30 girmediğimiz birçok konu denk gelecek. Kaldı. İnşallah. Buyurun Fatih. Erdem Bey muhtemelen de 30 Ekim'e denk gelecek. Sayın Bakanımızı ağırlayacağımız tarih. İnşallah. Yani resmi olmamakla beraber, kesin olmamakla beraber. Hani yine de değerli izleyenlerimizi buradan bugünden duyurmaya çalışalım. 30 Ekim'de büyük bir ihtimalle Sayın Bakanımızın programı uyarsa İnşallah. Bu ekranlarda olmaya çalışacağız. Buradan da tüm bizi izleyen Samsunlu ve Türkiye'deki vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi izledikleri için, evlerine misafir ettikleri için de teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Erdem Bey, size de çok teşekkür ederiz efendim. Sevgili seyirciler, Gündem Özel programında 2 saat birlikte olduk. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ı ağırladık ve çok önemli açıklamalar yaptı. Bizim için keyifli bir programdı. Umarım sizler için de hem keyifli hem de Samsun'un yarınları için umutlu bir program olmuştur. Hoşça kalın, iyi geceler.